Evet 20. soruyla devam ediyoruz. Bir bitki türünde karotenoid sentezinden sorumlu C lokusu 3 allele sahiptir. Araştırmacılar bu bitki popülasyonda bulunan ilgili genotiplerdeki bireylerin karotenoid konsantrasyonlarını aşağıdaki sütun grafiğinde verildiği gibi belirlemiştir. Buna göre aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinin sonucunda oluşan yavru bireylerin karotenoid konsantrasyonu diğerlerinden fazla olur. Bunun için çaprazlama yapacağız arkadaşlar. Kısacası çaprazlarsak C1, C2, C1, C2 diye 4 tane yönetimimiz oluşur ama göstereyim. C1 ve C2'nin e, karotenoid konsantrasyonuna bakıyoruz. Evet bundan daha yüksek konsantrasyona sahip yavru bireyler oluşabilir mi o duruma bakacağız. Evet 5 kından devam ediyorum. C1, C3... C1, C3, C1, C3, C1, C3. Zaten tek çeşit bir genotip oluştu. Evet, 5 şıkkına baktığımız zaman C1 ve C3 konsantrasyonu, karotenoid konsantrasyonu A şıkkının elenmesine neden olur. Şimdi C şıkkına bakıyorum. C şıkkındaki çaprazlamayı yapacak olursak, buradaki oluşan yavruların karotenoid konsantrasyonuna bakalım. C1, C2, C1, C2, 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 C2. Evet C2, C2, C2 beş.